birazcık sobalı bir ortamda durmaları gerekiyor. Hı. Rahatsızlar. O yüzden şunu oraya bıraktık onları, dört tanesini. Şu an Gültekin. Kaç senedir biz 7 aydır bu kedilere bakıyoruz. Hı hı. Kendi imkanlarımızla. Hiçbir şekilde kimse destek olmuyor. Hatta belediye falan da başvurduk. Hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. Rodoplu Vakfı'na başlanmış. Buranın sahibi ölmüştü. Hı hı. Gittik ama biz buranın sahibini bulamadık. Hani hangi vakıf olduğuna dair. Biz kendimiz açtık yani en son. Hı hı. Yani hatta burası daha önceden içici olan insanlar hep geliyor, içenler, edenler. Hı hı. Hatta biz onları komşularla çıkardık, ettik. Yani onlar yararlanca, onlar yararlansın yani sokaktaki kediler. Bakım kapları var, artı bu kumu var mesela, kum bile para şu anda. Tabii ki her şey para. Buna nasıl sağlıyorsunuz? Buna birlikte bakıyoruz. Bir komşum var, Canan abla. Hatta şu an Yalova veterinerinde çalışıyor Berna abladan. Maaşımız hep bunlara gidiyor zaten. Berna abladan da Allah razı olsun. Yani o da bize mesela çok yardımcı oluyor bunlar konusunda. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zorlanmıyoruz, çok zorlanıyoruz. Yani sonuçta şu an günümüzün şartlarında her şey çok pahalı. Yani bir kedi kumu 100 TL, maması atıyorum mesela çok pahalı. Destek olan da yok hiçbir şekilde. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kendi çabalarımızı da kısırlaştırıyoruz. Birkaç kere mesela veterinerliğe başvurduk, ilaç yok diyorlar. Sokaktaki getirdiğin hayvana şey yapamayız, edemeyiz. Yani çok sorunlar yaşıyoruz yani. Ailetten terk edilenlere de siz bakıyorsunuz. Evet, evet. Mesela var birkaç tane terk edilenler var. Onlara da biz bakıyoruz. Sahiplenmek isteyenleri sahiplendiriyoruz. Güvendiğimiz aile çerçevesinde tabii ki. Öyle. Nasıl ulaşacaklar size? Telefon numarası veriyoruz. Zaten dediğim gibi komşum Canan abla veterinerlikte çalışıyor Berna Hanım'ın yanında. Oradan ulaşabiliyorlar. Tamam canım. Kaç yaşlarında bebekler var şimdi burada? 6 aylık var, 7 aylık var, 4 aylık var. Büyük de sahiplenebiliyorlar aslında. Evet, ev kedileri çok var. De. Zaten artık bunlar ev kedisi gibi oldu. Yani kum eğitimleri var, her şeyleri var. Hepsi de maşallah tertemizler zaten. İş dış pratikleri yapılıyor sürekli. Evet. Hiçbir şey ihmal etmiyoruz. Toptan alıyoruz mesela. Ondan sonra Berna abladan da alıyoruz. Toptan alıyoruz. Çünkü toptan almamız daha iyi, daha avantajlı geliyor. Paket halini biraz zorlanıyoruz. Dediğim gibi yani kendi imkanlarımızla bir şeyler yapıyoruz ama dediğim gibi Berna abla da çok bize destekçi oluyor bu konuda. Allah razı olsun ondan. Yani düşünüyorum sadece. Yani sıkıntı. Alıyorlar, direkt atıyorlar yaptıkları. Aslında bir ceza gelse bunlara problem yok ama yazık, günah ya. Bakar mısınız şuna? Şimdi sahibini bekliyor değil mi orada? Evet, şimdi sahibi arka tarafta oturduğu için orada direkt hemen oraya kaçmaya çalışıyor. Ay yavrum. Sıkıntı yani.